Trabzonspor efsaneleriyle Rebuild'e hazır mısınız? Biliyorum yani oradan bakınca yataktan yeni kalkmış gibi gözüküyorum. Aslında birazcık hastayım. Hani burnum ve boğazım böyle hafiften bir hasta ama sorun yok. Dün biliyorsunuz ki Trabzonsporlu taraftarlar İstanbul'da da maç oynadılar, işte kutlama yaptılar. Ben de bunun üzerine Trabzonspor efsanelerle Rebuild yapmak istedim. Takım karşınızda. Gördüğünüz üzere reytingler bayağı düşük. Hani bayağı düşük dediğim diğer takımlara göre, bu şimdi atıyorum Şampiyonlar Ligi'nde Juventus var, bilmem ne var. Buradaki reytinglerle biz baş edemeyiz. City'si, Atletico'su falan filan, Liverpool efsaneleri falan. Oho yani. Bu yüzden biz Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz. Roma, Trabzonspor, Bodo ve Slavia Wrocław diye bir takım var grubumuzda. Tabii bu ligde de önemli takımlar var. Mesela Feyenoord'un efsaneleri iyi diyebiliyorum. Kopenhag falan var. Yine çekişmeli bir video olacak. Videomuzun amacı tek sezonda Konferans Ligi'ni kazanmak, ligde de en üst sıralarda bitirmek. Takımımızı size tanıtmak istiyorum. Fatih Tekke santrforda. Solda Karadeniz, sağda İbrahim Yattara. Ofansif orta sahada şutlarıyla bilinen Hami. Onun arkasında Zokora ile Ercan. Aslında Ercan burada olmamış ama olmuş yani. Hani iyi oynuyor Ercan burada. Baksana Ercan sol bekte oynuyormuş. Bu nasıl bir adam oğlum? Sağ bekte de oynuyor. Oha! Sol beke aslında sağ bek olan Bosigma'yı koyduk. Sağ beke Balcı'yı koyduk. Stoperde Egemen Korkmaz, Rigobert Song ikilisi. Bu Song daha önce Galatasaray'da oynayıp oradan Trabzonspor'a transfer olmuş ve Trabzon'da kaptanlık bile yapmış. Kalede Şenol Güneş var ama Uğurcan oynayacak herhalde. Rating olarak Uğurcan daha üstün gözüküyor şu an. Şenol Hoca da kaleci olarak burada. Ogül, Vugriloç, Orhan, çoğu oyuncuyu da tanımıyorum. Belki Trabzonsporlu olsam tanırdım. Kolmalı biliyorum. Umut Bulut var. Hasan, Vitor Hugo, 3. Bakasetas. Trabzonspor'un mevcut oyuncuları da burada. Şöyle geri kalan oyuncuları da göstermiş olalım ya. Bu Abdullah mesela Fener'de de oynadı galiba değil mi? Öyle bir olayı vardı. Öyle hatırlıyorum. Umarım yanlış değildir. Oyuncu yüzlerine baktığımızda hani kimsenin oyuncu yüzü eklenmemiş. Yamayı yapan arkadaşı kılıyorum buradan. Bir de takımda eksik var mı? Kimler eksik? Belki benim kaçırdığım vardır. Yorumlara kesinlikle yazın. Ben bunları yamayı yapan arkadaşa iletiyorum. Mesela önceki videolarda Alex'in reytingi çok düşük demiştiniz Fenerbahçe'de. Onu iletmiştim ya, demiştim bu Alex'in reytingi böyle olmaz. Bu yüzden eksikleri söyleyin, iletelim. Evet, şöyle görüyorsun. Hızlı hızlı geçiyoruz. Song'un yüzü vardı. Bunun dışında da başkasının yüzü yok galiba. Bosigman'ın var. Zokora'nın da var galiba ya. Bakayım. Hala Zokora'nın da yüzünü koymuşlar. Didier Zokora. Geri kalan hiçbir oyuncunun yüzü yok. Ben biliyorum, baktım. O yüzden evet, şöyle geçelim artık. Ocak ayıyla simüle edelim bakalım Konferans Ligi'nde ne yapıyoruz. Simüle edilirken tabii ki sizden like isteyeceğim. Arkadaşlar bu videoya 7000 like gelirse çok mutlu olurum. Ayrıca daha fazla böyle FIFA içeriği izlemek istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Abi Süper Lig'de maalesef çok parlak değiliz. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da efsane oyuncuları var. Bu yüzden hani evet, ligdeki sıralamanın böyle olacağını tahmin ediyordum. Aşağı yukarı hale. Ama hala şampiyonluk şansımız var. Onu da unutmayın. Konferans liginde ne yapmışız? Gruplardan ikinci çıkıyoruz ve ön eleme turunda Farul diye bir takımla oynuyoruz. Farul ne ya? Heriflerin marul gibi ismi var. Hami Mandıralı 14 gol 10 asist. Bakasetas 9 gol 2 asist. Bakasetas oylamış. Fatih Tekke 5 gol 1 asist. Gökhan Ünal 4 gol. Gökdeniz Karadeniz 3'e 3. Abdullah Ercan 2'ye 1. Ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Yattara 9 maça çıkmış. Sakatlandı herhalde, bir şey oldu. Yani Bakasetas orada nasıl oynayabiliyor anlamadım. Bakasetas'ın oynayabileceği bir durum yok şu an. Rating olarak hepsi üstte Bakasetas'tan. Neyse. Tamam, geçelim. Farul'le maç yapacağız. Takvim üzerinden yapacağım bu maçı. Çünkü Farul. Abi Farul ilk maçta berabere kaldık lan. Böyle olmaz baba, hayırdır, şu maça bir geçelim ya. Bu arada ulan sol üstte Trabzonspor yazamamışım, özür diliyorum ya. A'sını yazamamışım. Gerçekten özür dilerim. Şimdi Farul'e karşı oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunda da modu kurarken bir şeyler oldu. Sanki ben oyunu baştan oynuyormuşum gibi bana oyunu öğretmeye çalışıyor. EA Sports ne yapıyorsun baba ya? Tamam, geçiyoruz. Hazır mıyız? Trabzon'un da efsane formalarından biri. Güzel bir forma. Şimdi Farul'e karşı hızlı simüle ettik. Ve 1-0'la geçiyoruz. Fatih Tekke'nin golü. Oyunu domine etmişiz. Şerefsizler şanslıymış demek ki ya. Daha fazla gol yiyebilirlerdi yani bizden. Slavia Prag geldi abi.
Slavya Prag. Eleriz bence Slavya Prag'ı. Abi Karadeniz sen niye öyle oluyorsun ya? Sen düzgün olsana ha şöyle, siz iyi oynayın ya. Aaa sizin iyi olmanız lazım. Gökdeniz Karadeniz hadi güveniyorum hepinize. Slavya Prag'da da efsaneler var mı? Tanımıyoruz varsa da. Tanımıyoruz hadi bakalım. Haydi oğlum Trabzonspor 3-1. İşte bu. Fatih Tekke 2 tane atıyor. Ve Yattara. Yattara abi izliyorsan seni seviyorum. Yattara be. Çocukken hep böyle bakıyordum. Yattara'yı görüyordum. Diyordum vay be İbrahim Yattara falan. Ayrı bir seviyordum onu. Fenerli olmama rağmen yani. Evet şimdi şöyle Slavia Prag ikinci maçı. Çok rahatız. Çok profesyoneliz. Artık burada gerçekten iyi olduğumuzu düşünerekten direkt Simile'ye verdim. 2-2 kaldık. Eyvallah Fatih Tekke buranın gol kralı olacak abi. Adam Avrupa'da gol kralı olacak. Çok iyi performans sergiliyor. Bu arada Napoli var abi. Adamlar Avrupa'dan buraya düşmüş. Napoli çok tehlikeli. Bütün reytingleri 90 falandı. Allah kahretmesin. Abi adam 82 reytingle harikalar yarattı ya. Helal olsun Fatih Tekke. Bir de Fatih Tekke'nin bir hikayesi vardır. Onu da bir anlatalım. Aslında çok bilinmedik bir şey değil ama bir dakika şöyle kamerayı geçirdim. Adam hani gidiyor Trabzon'da iyi oynuyor. Ardından Avrupa'ya transfer oluyor. Oradan dönerken Trabzonspor'a gelemiyor. Beşiktaş'a geliyor ve bayağı hani o basın toplantısında falan da diyor ben Trabzonsporluyum vesaire vesaire. Beşiktaş'ta da mutsuz oluyor diye biliyorum. Hani bunun Beşiktaş'la bir ilgisi yok. Adam Trabzonsporlu olduğu için tekrardan Trabzon'da oynamak istiyor. Böyle de bir Trabzonsporlu yani onu söylemek istedim. Evet şimdi bu Steaua diye bir takım var. Steaua Bükreş mi bu? Bunları eleriz ya. 4-3 oha herifler de bizle aynı oynamışlar 5'e 5 şut. İlk başta Yattara atmış. Hemen 3 dakika sonra cevap gelmiş. Sonra Yattara bir tane daha saplamış. Hemen yine cevap gelmiş. Yattara bir tane daha saplamış. Bu sefer hemen cevap gelememiş. Ercan atmış. Ardından 88'de bunlar yine gol atmışlar ve 4-3 kazanmışız. Gayet iyi. Hadi bakalım oğlum hadi bakalım. Bosingba baya reyting olarak da yükseldi. Ona ters kanat çalıştırıyorduk. İkinci maç çok rahatız. Çok profesyoneliz. 1-1 kalıyoruz ve geçiyoruz bunları. Dimitru bak daha önceki maçta da gol attı değil mi? Bir önceki maçta. Vay şerefsiz. Ulan goller bir dakika arayla gelmiş. Baba bu ligde gelebilecek en kötü takımlardan biri geldi. Yapma işte bunu ya. Bunu bana yapma ya. Böyle olmaz. Sinirim bozuldu şu an. Biz bunları yeneceğiz oğlum. Biz bunları yeneceğiz ben sana söyleyeyim. En iyi takım en iyi takım boşver. 2-2 kaldık güzel. Güzel abicim. Hami ve Yattara atmış. Karşıdan da 2 tane Dirk Kuyt atıyor. Ulan Kuyt seni de severdim yapma bana bunu. Geldik oğlum hazırız. Hazırız geçeceğiz. Finale kalacağız biz. 4-3. İşte bu ulan. Ulan var ya of. Of ne olmuş Yattara Kuyt. Ardından bizden Ercan atmış. Karadeniz 2 tane Gökdeniz Karadeniz ya bizi finale taşıdın. Helal olsun oğlum. Finalde rakibimiz kim olacak acaba? Olympiakos geliyor. Oo Yunanlara karşı. Lan videoya gel. Trabzonspor'la finalde Olympiakos'a karşı oynuyoruz. Abi. Bu arada iyi ki Şampiyonlar Ligi'ne koymamışız takımımızı. Çünkü gerçekten reytingler arasında çok fark vardı. Belki Trabzon'u daha yüksek yapsaydı mod yapımcısı Şampiyonlar Ligi'nde oynardık ama mod yapımcısına kızıyoruz yani bu konuda yapacak bir şey yok. Konferans Ligi'ni kazanacağız Trabzon'la. Avrupa'da başarılı olacağız. Bu arada sezon sonuna gelmişken artık başka maç yok değil mi bakayım. Aynen başka maç yok eyvallah. Sezon sonuna geldik. Şöyle bir Süper Lig'e bakalım ne oldu Süper Lig'de. Dördüncü bitirmişiz. Tahmin ettiğimiz gibi helal olsun güzel. Türkiye Kupası burada yokuz. Zaten şeyde Konferans Ligi'nde finale kaldık. Şampiyonlar Ligi'nden olmuş Barcelona Atletico Madrid. Düşün yani bu Barcelona'da Messi falan hepsi orada oynuyor. İlginç bir takımlar yani bunlar. Baktığın zaman burada Spartak Moskova Rangers. Rangers'da da efsane isimler var. Bu yama güzel bir yama ya. Bu yamayla daha video çekeceğim ben. Seviyorum bu yamayı. Avrupa'da gol krallığında Dirk Kuyt birinci. Bizim Yattara 6 golle 8. olmuş. Asist krallığında son var. Bizim kimseyi göremiyorum ilk 15'te. Aşağı doğru indiriyorum. Evet gerçekten yokuz. Bizim takım asist yapmamış. Eyvallah. Gol yenmeyen maçta. Orada da yokuz abi bu ne ya? Hah Uğurcan Çakır 19. olmuş. Bir tane gol yenmeyen maçı var. Tamam. Süper Lig'de ne yapmışız? Volkan Demirel birinci. Ardından asist krallığında Hami. Asist kralı oluyor Süper Lig'de.
Ve gol krallığında da Sencer Begoviç var Beşiktaş'tan. Bizim Hami 5. olmuş. Kadro merkezine de bir bakalım. Burada ne yapmışız? Bireysel verimlerde Hami Mandıralı takımın en iyisi. 22 gol 14 asist. Bakasetas 13'e 2. Fatih Tekke 13'e 2. Yattara. Baba hep şeyde attı. Avrupa'da attı golleri. Baksana Avrupa'da 8 maçta 6 gol 1 asist. Toplamda 11 gol 3 asist. Helal olsun. Gökhan Ünal 8 gol. Ercan 7'ye 3. Karadeniz 6'ya 3. Geri kalan tüm futbolcular ekranlarda, şöyle bir hepsini göstermiş olalım. Abi çok güzel bir video oldu bence. Trabzonsporlular da umarım eğlenmişlerdir. Çünkü hani bu videoyu onlar şampiyon oldu diye çekiyoruz. Onlara buradan bir hediyemiz olsun diye. Şimdi finalde Olympiakos'a karşı oynayacağız. Çok güzel bir maç olacağına eminim. Lafı fazla uzatmayalım. Yalnız bir dakika, şuradan ayarlardan, oyun ayarlarından, maç 6 dakika olunca çok uzun oluyor. Ben 4 dakika oynuyorum. Formanın efsaneliğini görüyor musun? Çok güzel bir forma. Şimdi maça başlayalım. Abi spiker falan açık. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Neyse. Yattara'yı görüyorsun. Yattara. İbrahim Yattara. Bekle şu spikeri falan kapatalım. Sinir oldum. Evet, şimdi şuradan şöyle tuş ayarımızı da yapalım. En son biliyorsunuz turnuvada da kol yüzünden böyle çeşitli bir sıkıntı yaşamıştık. Turnuva demişken, o turnuvayı da izlemediyseniz izleyin. Uğur Karakullukçu ve Kaan Kural'la beraber harika bir turnuva yaptık. Linkini ben kanalımın topluluk kısmında paylaştım. Evet, görüyorsunuz. Takımımız sağda. İşte Trabzonspor efsaneleri. İlk defa Konferans Ligi finali oynayacağım galiba. Gerçekten oynamamıştım. Oynamış mıydım lan? Hiç hatırlamıyorum. Yorumlarda aydınlatın, oynadık mı? Abi takıma gel, şu formalara gel. İşte bu ya. Olay budur. Haydi bakalım, Trabzonspor'la Konferans Ligi'ni kazanmak istiyoruz ve maça başladık. Hami Mandıralı. Hami oynadı solda. Gökdeniz Karadeniz var. Gökdeniz Karadeniz. Kafası takel. Gökdeniz. Şöyle vermek istedi. Gökdeniz'e baskı var. Sakin hey. Posingva. Orta alanda Hami. Hami ilerliyor. Baktı arkadaşlara. Fatih Tekke kaçacak arada. Fatih Tekke'ye doğru. Fatih Tekke. Fatih Tekke ilerledi. Fatih Tekke çekecek. Fatih Tekke ver pasını. Ah be. İyi savunma geldi. İyi savunma geldi orada. Trabzonspor güzel başladı, baskılı başladı. Şimdi Gökdeniz Karadeniz gördü orada, verdi pasını, olmadı. Savun savun savun, aferin Song, aferin. Şimdi pası ver Zokora, Zokora. Çok güzel sıyrıldık oradan. Geliyoruz Yattara, Lölle doğru, offside yok. Yattara tek top, Yattara'ya doğru bir daha. Şimdi İbrahim Yattara. Yattara baktı, Yattara güzel geliyor. Yattara çekti, topu oyunda tuttu ama kaldı, top bizde kaldı. Balcı, Balcı içeri girdi. Balcı'nın şutu, İlyas. Yapma. Güzeldi. Korneri kullanıyoruz. İçeride Hami'ye doğru. Kaleci Sarganes topu aldı. Aldık orada Egemen Korkmaz. Egemen bir dönem Fenerbahçe formasına giymişti biliyorsunuz. Şimdi soldan Gökdeniz Karadeniz geliyor. Gökdeniz Karadeniz ceza alanına doğru baktı. Arka direkte Yattara, vurdurmuyorlar son anda. Santimle vurdurmadılar Yattara'ya. Yapma. Didier Zokora aldı orada. Ercan. Şimdi Zokora'nın önüne doğru. Zokora. Zokora dışarı. Artistik bir şut denedik, olmadı. Yani artistik dediğim, uzaktan vuralım dedik, olmadı işte. Zokora topu aldı. Fatih Tekke kaçıyor. Fatih Tekke güzel aldı önüne. Fatih Tekke. Fatih Tekke kaleci. Dönen topu Hami vuramıyor. Neler oldu orada, Hami vuramadı. Yapma ya. Yapma işte bunu. Keşke orada golü atabilseydik. Şimdi Zokora. Zokora güzel çekti, geçemedi. Aman abicim aman. Aman baskıyı sürdür. Gol yemeyelim bunun yüzünden. Hayır. Hayır, geliyor 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 geliyor. Hayır hayır hayır, kaleciyi açtık. Hayır abicim, kaleci. Oh, Şenol Güneş. Şenol değil mi o? Uğurcan mı oynuyor? Ha, Uğurcan oynuyormuş, pardon. Bir an ben Şenol'u oynatıyoruz sanmıştım. Şimdi Şenol deyince de adama kaç yaşında adam. Şenol Güneş diyelim, tamam. Karadeniz. Karadeniz güzel gitti. Gökdeniz Karadeniz. Gökdeniz Karadeniz. Fatih Tekke'nin önüne doğru. Fatih Tekke çok tehlikeli. Fatih Tekke! Harika gol. Fatih Tekke attı golü. Muhteşem vurdu, muhteşem. Bu formayla kameraya doğru sevinç yapınca aklıma Burak Yılmaz'ın şey sevinci geldi. Anne! Anne! Fatih Tekke sağ ayağıyla köşeye çok güzel bırakıyor ve Trabzonspor'u finalde 1-0 öne geçiriyor. Olay budur. Zaten Avrupa'da da çok gol attı bugün. İnanılmaz oynadı Fatih.
Böylelikle ilk yarının sonuna gelmiş olduk. Golü attık, herifleri soyunma odasına yolladık kardeşim. Trabzonspor taraftarlarını görüyorsunuz, onlar da seviniyorlar. İlk yarı 1-0 bitti. Bakalım ikinci yarıda Olympiakos'a neler yapacağız. Şöyle bir hemen maça devam et diyoruz. İkinci yarıya onlar başlıyor. Hayırlısı olsun. Evet. Şöyle paslaşmalar. Evet, oynadım sağa doğru. Şimdi geliyoruz. Yattara açtı içeri doğru. Elias'ta kaldı. Dönen top. Dönen toplarda saldıracağız. Vurun oğlum kafayı. Yapma, bizde o top. Bizde, helal olsun. Tekno oynadım. Şimdi Hami. Hami'ye uzaktan bir şut çektirmemiz yok mu? Haydi oğlum. Uzaktan olmadı ama Hami şöyle bir baktı. Hami döndü. Hami geçemedi. Hocam. Hocam faul yok mu Hami'ye? Adama faul yaptınız. Şimdi geliyor Olympiakos. Baskıyı sürdürelim. Baskıyı bırakmak yok. Evet. Basıyoruz orada. Hayır. Arka taraf boş kalmasın. Bosingba kapadı. Çok güzel kapatıyoruz oraları. Egemen harikasın ya. Harika giriyor Egemen. Şimdi Hami Mandıralı. Hami sağ tarafta İbrahim Yattara'yı gördü. İbrahim Yattara. Yattara şöyle bir baktı. Yattara verdi pasını. Hami Mandıralı. Uf. 90'a gidiyordu top. Hami. Tekrardan izleyeceğiz. Harika vurdu sol ayağıyla. Ay. Olympiakos geliyor. Geride kaldık. Bosingba koşuyor. Bosingba Elias'ın karşısında. Bosingba çok hızlı. Helal olsun oğlum. Helal olsun. Hayır, kapat. Aferin. Balcı. Aferin. Niye üzülüyorsun oğlum? Orada topu kurtarmışsın. Elleriyle böyle yaptı. Şimdi geliyorlar. Tamam, top bizde. Yürü abi. Hami şöyle oynadın. Çok güzel. Çok güzel. Kaçın oğlum. Pası attık. Gökdeniz Karadeniz koşuyor. Gökdeniz yetişir mi topa? Gökdeniz yetişemedi. Of. Harika pas attı da Allah'tan geçmedi ha. Güzel bir pas attı. Şimdi sağ tarafa doğru oynadım. İbrahim Yattara. Yattara ile bugün çok etkili olduk. Yattara geliyor. Yattara sağlı sollu geldi. Açtı içeri doğru. Kafa. Hami direkten dönüyor. Şimdi Gökdeniz Karadeniz dışarı. Abi ya. Çok güzel vurmuştu kafayı. Orta da bayağı iyiydi. Yapma. Çok güzel geldi. Kale Uğurcan açıldı. Uğurcan, aferin be Uğurcan be. İşte bu Uğurcan Çakır. Helal olsun oğlum. Şimdi geliyorlar. Aman. Vur oğlum, uzaklaştır. Vurun, uzaklaştırın lan. Lan uzaklaştır şunu. Oh tamam. Uzaklaştırdık. Şimdi Yattara almaya çalıştı. Yattara basıyor oradan. Hocam hiçbir şey yok. Hocam bizde. Hami verecek, veremedi. Hocam bitir şu maçı. Hami orada girdi. Herifler akın akın geliyor. Olympiakos'a bak ya. Hayırdır oğlum size? Siz kimsiniz? Biz Trabzonspor'uz derken herifler girdi. Arka taraf. İyi savunma yapmamız lazım şu anda. Aman abi, önünde kalalım. Asla önünden ayrılmayalım. Hocam hiçbir şey... Hocam! Ya hayır ya! Penaltı değil ya! İnanılmaz, 89'da penaltı. Ya hayır. Hadi oğlum. Sağ tarafa vuracak. Sağ taraf, Allah kahretsin seni ya. Abi böyle bir saçmalık olamaz. Yıkılıyoruz. Yalnız penaltı mı o? Tekrardan izleyelim. Evet, penaltıymış. Allah kahretsin ya. Biraz daha önde yapsa frikikti, ne güzel. Al işte, maç bitti abi. Ya gerçekten var ya, bir saniye daha yapmasaydık bitiyordu maç. Uzatmalara kalıyoruz. Heriflere çok sinir oldum. Bakalım uzatmalarla ne yapacağız. Şerefsizler, size haddinizi göstereceğim ben. Kimsiniz oğlum siz? Ercan oynadı. Hami verdi pasını. Yattara. Fatih Tekke'nin önüne doğru. Fatih Tekke. Ah be. Zokora çok güzel aldı. Haydi oğlum. Gökdeniz Karadeniz verdi pasını. Şimdi Fatih Tekke gidiyor. Fatih Tekke ilerledi. Fatih Tekke. İkinci golü attı baştaki. Kendisinin ve takımının ikinci golü. Fatih Tekke harika attı. Yine aynı gol. Sağdan geldi, sol arkasına doğru, sol tarafa doğru. Çok güzel bir gol ya. İşte bu, bak. Tekrar izleyeceğiz. Kendi gitti. Atmadı pası. Fatih Tekke sağ ayak harika bitirdi. Ve son bir uzatma yarısı kaldı artık kupaya. Hami çok iyi oyuncu ama onun yerine başkasını alalım mı? Kolmanımız var mı mesela, bir Kolman? Kolman'ı alalım. Onun dışında da başka bir şey yapmayacağım. Tamam. Kolman girsin istedim. Hatta Ercan'ı şuraya al, Kolman şurada. Eyvallah. Tamam. Hayır, tutamadık. Uf, Song harikasın. Hayır, oh. Ulan boş kaldı herif, neler oluyor ya.
Aman abi aldık orada Egemen Korkmaz vurdu ölemi. Trabzonspor Konferans Ligi şampiyonu oluyor. Avrupa'da şampiyon oluyor Trabzonspor. İşte bu. İşte bu oğlum. Trabzon efsaneleri. Avrupa'da şampiyon. Fatih Tekke'nin 2 golüyle finale 2-1 kazanıyoruz. Olay budur. Olympiakos'a hayırdır diyoruz kardeşim. Hayırdır. Hong çok güzel oynadı bugün. Çok güzel. Helal olsun. Olay budur. Trabzonsporlu futbolcular seviniyorlar. Beraber burada kutlama yapıyorlar. Yatta arayı görüyorum. Gökdeniz Karadeniz'i görüyorum orada. Kolmando ile yeni girmişti. Daha ayağına top değmedi galiba. Kupayı Fatih Tekke kaldıracak. Bence de onun hakkı yani. Herif 2 gol attı finalde. Bugün taşıdı bizi. Sizce en iyi oyuncumuz kimdi? Bunu yorumlarda yazın, tartışalım. Bence Fatih Tekke'ydi. Görüyorsun geldi Fatih Tekke. Bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum herkesi. Ve şimdi Trabzonspor şampiyon. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ne çekelim, ne yapalım? Konsept önerilerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arda Papazyan ailesi.